Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın e, bir basın açıklaması vardı. Anadolu Ajansı editör masasında e, açıklamalarda bulundu. İşte bütün bunların içinde Yunanistan Yunanistan'la yaşanan gerilim, e, peş peş haritalar paylaştı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. E, önce buna bir ekranlara taşıyalım. Değerli konuklarımızın yorumlarını alarak devam edeceğiz. Her türlü provokatif eylemlerine, söylemlerine aralıksız devam ediyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hedefinde Ege'de provokatif adımlar atan Yunanistan vardı. Anadolu Ajansı editör masasına konuşan Akar, Yunanistan'ın kışkırtıcı söylemlerine tepki gösterdi. Her sabah kalkıyorlar, Türkiye aleyhine ne söyleyebilirim, Türkiye aleyhine ne yapabilirim? Gündemleri bu. Biz onları her seferinde masaya çağırıyoruz. Diyoruz ki biz konuşalım, görüşelim, efendim, ee, gelmiyorlar. E çünkü konuşacakları bir şey yok. ...Atina yönetiminin Türk azınlıklarla ilgili uluslararası sözleşmelere uymadığının altını çizen Akar... ...Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına da bir kez daha tepki gösterdi. Çok açık ve net ihlallerine rağmen, buna rağmen konuşalım diyoruz. Bizim yani burnumuza kadar geleceksiniz, burnumuzun dibine kadar... ...ve Türkiye'yi yayılmacı olarak göreceksiniz. Yani gerçekten akıllara zarar bir şey bu. Tabii silahlanma bütçesi ciddi bir bütçe. Bunları almak suretiyle Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Biz diyoruz ki yorulmayın. Beyhuda Galata içinde olmayın. Bu yaptıklarınız çalışmalar Türkiye için, Türk Sağlık Kuvvetleri için az. Savunma için çok. Akar, ABD ile devam eden F-16 görüşmelerini de değerlendirdi. 15 Ağustos'ta ABD'de yeni bir toplantı yapılacağını söyledi. F-16'ların Yunanistan şartına bağlanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Söz verdi. Sanki inadına yaparmış gibi çok kısa bir süre sonra... Ee, Amerikan Kongresi'nde çıkıp orada bir yani hiçbir diplomatik nezakete sığmayan, yani iki ülke arasında ilişkiye sığmayan e ben onlara vermeyin demek suretiyle e, bir girişimde bulundular. Gerçekten bunun iler tutar tarafı yok, kabrelerin tarafı yok. Bu gerçekten son derece ama son derece en hafif tabirle tanesiz bir girişimdi. Tamazlarımızı sürdürüyoruz ve bizim umudumuz, dileğimiz... E, hem senatoda hem de daha sonra Beyaz Saray'da Sayın Başkan tarafından herhangi bir şart vesaire koymaksızın bu söz konusu efendim hı hı. E, uçakların olumlu bir şekilde sonuç alması için temenni ediyor.